Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrasa baştan hoş geldiniz. En son çeşitli yapım yıkım işlerinde bulunmuştuk. İnsanların zaruri ihtiyaçlarını karşılamıştık. Şimdi şeydeki motorumuz tam bu, o motor burada kalsın, biz kendimizi bir araç bulalım. Şimdi de okula gideceğiz, okula geri döneceğiz. Ve ben şuradaki fotoğraf makinesini alsam mı acaba, ne olur? Yerlerde bir şey gördüm. Şey yaparız. Motorunuzu çok beğendim ama söz ulan itfaiye arabasıyla gideyim. Ben hemen burada itfaiye arabası var. Bineyim itfaiye. Şuna binemiyoruz değil mi? Binemiyoruz. Tüh be. Lan bir de bomboş gidiyor ha. Hiçbir şey olmuyor yani. Bomboş geldik. Bomboş gidiyoruz abi. Hayat nasıl bir şey ya? Bu nihilizm bu ya. Okey, itfaiye aracıyla araba okuluna. Ha, araba okuluna gitmeyeceğiz şimdi. Dur bir dakika. Bir görev yapalım. Önce bir görev yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş şey yaparız. Zero'nun görevini daha yapmayacağım. Normal düz görev yapacağım. Başka da bir görevimiz yok zaten. Yani şuradan şey yaparız. Hangi görev ki bu? Şunlar nasıl bak? Şu nasıl? Sağa sola çevriliyor. İnanılmaz. Merdiven. Ne bu? Photo opportunity. Hey, hey. You got it? Hey, my cousin just called. Aha. He gave me a tip about a baller's car from San Fierro to score yay. Shit. We gotta find out who's supplying those cats. Read your mind, Holmes. I picked them up at the Mulholland intersection. Hi, welcome. And I'm trailing them now. Okay, I'm coming to meet you. Better make it fast, Holmes. These boys are hanging around. Sizlerin yanına git. Tamam, oraya itfaiye aracıyla gitmeyelim. Oraya şuradaki araçla gidelim. Şuradaki araçlar var, onları unutmuşum ben. Hemen itfaiye aracına gitti aklım. Evet ablalarım, hoş geldiniz. Güzel güzel haberlerle de başladık haftaya şeye. Tabii siz bu videoyu izliyorsanız ben artık Kıbrıs'tayım. Farklı bir şey söyleyecekmişim. Bu olmuş olabilir bir an. Evet, ben Kıbrıs'tayım. O yüzden videoların sıklığı azıcık azalmış olabilir belki. Çünkü 1-2 hafta kalacağım, bunu istiyorum. Öyle. Bu yüzden 2 video çekeceğim arda arda. 2-3 video çekebilirim arda arda. Büyük ihtimalle 2 video, çünkü 3 video artık. 3 saat boyunca video çekmek azıcık yorabiliyor. Yorumlarınızı hemen okuyup sonraki videoda uygulayamayabilirim. Çünkü büyük ihtimalle daha net bir şekilde okuyamamışımdır veya sonraki videoyu artık ondan da sonraki video uygulayacakımdır falan filan böyle. Evet, güzel bir sabah var, gerçekten enfes bir hava var. Yani ben azıcık sıcak olabilirim acaba diye düşünmüştüm ama üst üste iki video çekmek için çok enfes bir gün gerçekten. Bu nerede bu arada, sen neredesin? Şuralarda bir yerdesin değil mi? Yo, sen neresin lan sen? Yani şuradasın. Tamam, o zaman dümdüz buradan sol yapacağız. Şuradan devam edeceğiz, aynen. Tünelden geçeceğiz, tünelden. Kimse bizi arayıp soramayacak. Aa. Güzel. Kaldı 42. Şehirde yeni geldik. Öyle yani. İki video çekmek için, üst üste çekmek için çok ideal bir gün. İki videoyu az çok planladım. School'a gideceğiz. Zero'nun görevlerini yapmaya çalışacağız ki önceden paraları kazanalım. Çünkü onları yapınca işletmeler alıyor olacağız. Onlar bize günde birkaç bin dolar sağlıyor olacak. Günde birkaç bin dolar nereden baksan güzel para. Lan geçsek nereye gidiyoruz? Hiç böyle tünelleri çok kullanmıyorum ha. Hatırlayamıyorum çünkü böyle tünellerin vardığını, şeylerin. Halbuki güzel görünüyorlar. Siz de neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Yazda bitiyor, bitti veya yüzeyene kadar güzeldi. Gayet keyifli, güzel, ilginç bir yazdı benim için. Böylece de bitmiş oldu. Neler yaptınız? Hayat nasıl? Neler oynuyorsunuz? Neler okuyorsunuz? Neler izliyorsunuz? Neleri çözüyorsunuz? Siz de anlatın. Hep ben konuşuyorum, hep ben konuşuyorum ama olmuyor böyle yani. Ya anlatın azıcık, yorumlarda bir yazın bakalım. Yani ne diyorum acaba, nasıl bir boş yapıyorum acaba ben şu an. Aa, diğer taraftan çıkmışız lan. Erken şey yaptık. Evet, gizemlerle başladık. Bakalım bir iki gizem videosu yetiştirebilirim belki. Kıbrıs'a gitmeden önce. Azıcık yoğun bir program olacak gibi. Tam böyle gidip tatilimi yapmadan önce gerçekten kendi programımı iyice yoğunlaştırdım. YouTube'la, başka işlerde falan. İlginç bir durum oluştu. Hoş, ben tatil yapacağım diyorum da orada da
Ya yazmaya devam edeceğim. Selam Sezar. Binelim bakalım. Hadi bakalım. Şöyle gidiyoruz hocam kesin. Gidelim bakalım. Şu an ne yapıyoruz acaba? Şu an neler düşünüyorsun? Yani nasıl bir balas arabası çıktı buradan, bu mu yani? Bütün bunları mı takip ediyoruz acaba? Hiç böyle bir genel bir komplonun şeylerini daha önceden göstermediler. Şu sahil yolunu takip edersek ulaşırız herhalde diyeceğim ama çok da şey bir olmuş. Dümdüz şu yolu takip etsek daha iyi olacak gibi. Buradan sağ yapmayıp dümdüz devam etsek. Aynen şuradan inşallah duvar yoktur, duvar varmış. Sezer, arabanı azıcık mahvedeceğim dostum, kusura bakma. İyi ki hidrolikleri açtık ha. Hidroliklerle birlikte iyi gideriz burada. Buradan dümdüz devam edeceğiz Sezer. Gerekiyor çünkü hocam. Sezer'in arası iyi çıkıyor. Burası neresi be? Tam bir gizem havası var değil mi? Tam böyle biraz sonra birisi bize saldıracakmış gibi bir hava var. Rüzgar şiddetli, sis yoğun, gecenin ortası ve çiftlikteyiz, dağın başında falan böyle. Hadi bakalım. Evet. Kaldık böyle, konuşacak hiçbir şey de kalmadı. Bütün konuşacak konuları önceki videolarda harcadık arkadaşlar. Bütün stoklarımız tükendi. Harcadık yani, bitti şu an her şey. Kalacağız öyle sessizce oturacağız. Hiçbir şey demeyeceğim, ben size bakacağım. Siz benim güzel yüzüme bakacaksınız ve bu kadar olacak veya bilmem. Ders çalışırken ve oyun oynarken falan arkaya dinliyorsunuz. Öyle yapan da çok var. Güzel, öyle de iyi. Öyle çok hoşuma gidiyor böyle. Bir yandan böyle podcast gibi dinliyorsunuz. Sunrisecast veya 146cast bilmiyorum. Boşu bu da bir... Belki bir konsept dönüşebilir. Sezar, araban kötü be hocam be. Burada neden bir çiçek var ya? Dağdan mı çiçek alıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu görevin şeyi bu. Yani neden... San Fiordo'dan çıkıp Angel Pine'a gitsek ya abi. Neden? Yok, Angel Pine'a mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Angel Pine'a gideceğiz ya. Aynen, Angel Pine'a gidiyoruz. Neden uğraşıyoruz? Bu ne ya? İlginç bir durum. Ben bu sabah spor yapmayı unuttum ya. Normalde yapıyordum, bu sabah spor yapmayı unuttum. Ben diyorum ulan bir eksiklik var sanki. Böyle bir şey var, böyle bir yanlışlık var bütün bir durum hakkında. Yanlış bir şeyler var. Var evet, spor yapmayı unutmuşum. Çok da şey değil. Bugün neden böyle boş muhabbetler açıyorum ben ya? Neyse evet, Kıbrıs'a gideceğim. Sonunda uzunca bir süre sonra, yıl falan sonra Kıbrıs'a, evime döneceğim. Azıcık eğer müsaade varsa denize gireyim. Çünkü bilmiyorum şu an oradaki durum nasıl falan, salgından nasıl. Sokağa çıkma yasağı var mı yok mu çok hakim değilim oradaki olaylara. Kızlar inşallah arabanı kurtarırız dostum. Arabanın çok hayatta kalmayacak gibi ama. Evimi göreyim, ailemi göreyim, arkadaşlarımı göreyim. Bunlar makul sebepler değil mi? İnsanın memleketine dönmesi için. Ondan sonra geri döneceğim ve yine uzunca bir sürede burada kalacağım. Çünkü iş güç abi, burada iş güç var. Seve seve girdiğim iş güç. Güzel uğraşlar. Suyum da yanımda ama şu an şey yapamıyorum. Az sonra gelecek adamların yüzlerinin fotoğrafını çek. Yakınlaştırmayı unutma. Nereye gelecekler? Clackinbell'e geliyorlarmış. Clackinbell'e takılıyorlarmış. Öyle olacak ama. Aha. Adamın yüzünün fotoğrafını çek. Çektim lan. Oğlum çekiyor mu fotoğrafı şu an? Ha, bunların.
yourself real serious. Ben diyorum Ryder'ın neden? What now? Is that it? Burada birisi daha var. Ha? I don't like the look of that guy. This more than a few thugs push a product. It's a serious organization. Bilmiyorum Ryder'a affedecek şey yapacak falan filan hiç yok. How many of these clowns are there? Ah, I know a pimp when I see one. They being clever about this. It ain't no exchange and nothing incriminating. Ryder'a sövmesini bekliyordum ben de ya. Aha araba, şey, uçak düşüyor. Hadi beni doğru düzgün bir yere bırak. Gözünü seveyim beni doğru düzgün bir yere bırak. Ne gaz... Bir benzinciye bıraktı ya. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back. Öyle mi? Coolio, we got what we came for anyway. Hocam bıraksana lan beni bu garaja şerefsiz. Yok abi sağ olasın. Fotoğraf makinesi San Fierro çevresinde fotoğraflar çekebilirsin biliyorum dostum. Oha. Nasıl? Sınırsız fotoğrafım mı var şu an? Okey, tamam. Ben bunu asla değişmem. Geri döneceğiz o zaman. Ne yapalım? Aa dur şuradan. Vale üniformasını değişebiliriz aslında. Ha, buradan Vale üniformasını değişirsek Vale görevlerini yapabiliriz. Başka bir ev satın almadan. Ev satın almamız gerekecek. Ama Vale görevlerini o şekilde aradan çıkarabiliriz. Ama şimdi bu school'a gideceğim, okula gideceğim. O yüzden azıcık da gereksiz bir çaba mı olur? Azıcık gereksiz bir çaba olur gerçekten. CJ de laf ediyor ama çok net bir şekilde biz çarptık, biz öküzlük yaptık. Evet bu kamyonetle gideceğiz. Bu kamyonetle gideceğiz şeye. San Fierro'ya. Radyo açsam da böyle K-Rose falan mı dinlesek? Ha K-Rose'daymış zaten. Çok iyi. Arkadan counter çalacak falan bir takım yaşlı ve çaresiz insanların basit müziklerine dinleyecek. Ben çok seviyorum bu arada counter'ı, böyle söylediğim bakmayın. Ama durum öyle yani. Oyun iyi ya. Oyunun müzikleri iyi. Oyun coğrafyası iyi. Arabalar öyle iyi. Bakalım. Remaster gelince bir şey yaparız. Onu da oynarız. Bakalım o nasıl olacak. Onda ben şeyden azıcık korkmuyor değilim yani. Mesela şu grafik tonu, şu şeylerin verdiği belli bir basitlik var. Orada aman biz bunu çok gerçekçi yapalım diye bu arzı en azından kaybedebilirler. Çok muhafazakar da bakmıyorum tabii bu olaylara ama. Bakalım şeyi merak ediyorum. Acaba nasıl bir şeyler sunacaklar, nasıl bir şeyler verecekler. Çünkü çok gerçekçi yapalım diye bir şeyleri kötüleştirebilirler. Bana çarptın abi. Geldin bana çarptın şu an sen. Ha. Öyle yani benim düşüncem bu konuda. Ben de heyecanlıyım. Konsolları çıkarsa bakalım konsollardan da oynayabiliyoruz. Daha önce size GTA 5'i çektim. Red Dead Redemption'ı çektim. Yine bir şeyler çekeriz. Yine bir şeyler yaparız. PlayStation 4'e çıkarsa. Çünkü 5'im yok biliyorsunuz. PlayStation 5 azıcık yok yani. Böyle açıklayabiliriz sanırım PlayStation 5'i. PlayStation 5 azıcık olmayan bir şey. Ülkede falan. Aa hazır buraya gelmişken aslında gidip şeye bakabiliriz. Bizim paramız ne durumda? Böyle konuşurken de çok sanki bir gangster gibi konuştum. CJ gangster de böyle bir İtalyan gangsterleri, CJ ile gangsterleri gibi konuştum ama. Bizim bir işletmemiz var buralarda biliyorsunuz. Biz artık iş insanıyız. İş yapıyoruz biz. Yasal işler yapıyoruz. Gidip yasal işlerimizin durumuna bakabiliriz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Buralarda bir yerlerde bizim bir dükkanımız var. İlginç ha. İki motorculuk yaptık bize dükkan verdiler. O da güzel iş. Kâli iş. Şurası sanırım. Yok burası değil. Burası değilse diğer taraftaki olmalı. Burada bir tane daha var. Bu şurada bir yerde sanırım hemen... Şurada olmalı. Aşağıda. Aynen. Şurası. Bakalım ne kadar verdiler. Veriyorlar. 2000. Gerçekten de 2000 dolar verdiler. Maşallah. Buna binersem yine şey alacak mıyım? Hayır. İstemiyorum. Girgin. Ben geri döneceğim. Paket atmak için mi?
Ha hala o şeyi gösteriyor. Ben buradan teslim edeceğim ya. Motor binmemize gerek yok. Kamyondan atayım ben her şeyi. Kurye görevleri iptal edildi. Ulan yaptık zaten kurye görevleri. Save diyeceğim şimdi. Ondan sonra okula gideceğiz. Okula gideceğiz. Zero ile satın mı alsak sonraki görevi? Yok, onu şeye bırakalım. Ne yapacağımız zaman, başlayacağımız zaman satın alalım. Şeyi hatırlattığınız için çok teşekkür ederim bu arada. Evet, frame limiti açmamız gerekecek. Şeye başlamadan önce, okula başlamadan önce. Çünkü bazı görevler orada sıkıntı çıkarabiliyor. Frame limiterli yapmamız gerekiyor. Arabanın aldığı şekil falan filan azıcık önemli olduğu için. Ha, okulun karşısındaki evi satın almamız gerekiyor. Evlenmemiz lazım. Bazı görevler için, şeyler için. Ne kadar? Hayır, istemiyorum. Alalım lan, burada alalım aynen. Devre mülk satın alındı, hadi bakalım. Burada evimiz dolu zaten, 20 bin iyidir. Burada sevdiğim, aynen burada sevdiceğim şimdi iki tane. Hadi bakalım, gidelim şimdi. Burası bizim soyduğumuz evlerden biri değil mi ya? Derim burayı bitirince şurada bir araba falan oluyor. Spor arabası falan. Selam. Anladım. Back to school. Sağa sola kırarak arabayı kendi ekseni etrafında. Ha, okey, tamam bu. Tamam, o sürüş tecrübesi arttı bunu yaparken. Anladım. Anladım. Kapatıp mı denesek acaba? Belki çok daha hızlı bir şekilde şey yaparız. Okey. Sürüş tecrübesi de artıyor. Güzel. Yarışlara girebileceğiz bundan sonra. Oo. Bu olay ne abi? Çabuk çabuk hızlı hızlı park et görmesinler. Okey. Aha. Aha bu. Aha bu. Tam olmadı ama şeydeyiz. Aha. Güzel. Tamam buraya geçmemiz gerekiyor zaten. Odayı deviriyor. Ben de devirdim lan. 3 tane devirdim hatta. Daha başarılıyım. Hiç devirmedim ulan. Sizden daha başarılıyım. Salın iş lökmeyi bana. Ha anladım. Ben rest hep yapmamız bir şey. O yüzden. Çevirdim abi. Arabayı mı durduracağız? Aynen. Yakın durmamız gerekecekmiş. Oo. Olmadı. Geçtik. Okey. It is leaking. Bu ne? Ha. Tamam o zaman dur. O zaman şunu şey yapmayacağız. Şunu aç bakayım. Araca zarar vermeden o tarafa gideceğiz. Birkaç dakikanın altında mı acaba? Bir süre verdiler mi acaba? Uf.
Orada arabalar da deli deli, deli sürüyor. O yüzden sıkıntılar, çeşitli sıkıntılar yaşayabiliriz. Nereye gidiyoruz? Dur bakalım. Ha, okey, tamam. Şöyle. Ben buradan sağ yapayım. Sağdan aşağıya doğru gidelim. Yani dümdüz ilerleyeceğiz zaten. Yokuşlardan önce biraz yavaşlamam gerekiyor çünkü arabayı çarpabiliyoruz. Acaba çok hızlı mı gitmemizi istiyor? Onu da çok anlayamadım. İyi ki bu frame olayı timing'e yansımıyor. Yani şey falan yansımıyor. Dümdüz ilerle hocam. Dümdüz ilerle. Dümdüz ilerle. Oh, mis. İnşallah bir yere çarpmam bu arada. Korkuyorum da aynı zamanda. Radyo değişti ya. Tren çarpıyormuş burada falan. Çok gülerim gerçekten. Oh, mis. Ah be, sürüş kabiliyeti arttı. İşte bu ya. İşte bu ya. Şimdi bu tarafa çıkabiliyoruz, değil mi? Evet, hiç o kadar anlamsız şey bir yer ki gerçekten. Evet, sürüş temiz görünmüyor ama artmıştı. Yarışlara falan katılabiliyoruz, dur. Evet, buraya koydular şu arabayı. Ben de o arabayı alırım. Gidip sevdiyelim o zaman CJ'de. Çünkü herhalde oradan sonra görevlerde falan da bize verecekler. Güzel. Ve 10 dakika içinde tamamladık her şeyi. Ha. Gerçekten de bütün sorun frame limiter'daymış. Çok canımı sıktı bu olay. Çok, gerçekten çok canımı sıktı. İyi bari. Ne diyeyim? Şimdiki görev ne ya? Şimdiki görev acaba şey mi? Şimdiki görev aslında, biliyor musunuz? Hazır şeyken gidip vale görevlerini de yapalım. Vale görevlerini de yapalım çabucak. Sonra bu görev yaparız. Arada şu görevi merak ettim. Şu görev büyük bir ihtimalle şeydir. Bizi şeye yollayacaklar. Los Santos'a. Yo, Cizi mi? Ha, Cizi'ye git diyecekler. Anladım. Hey man, you get the flicks developed. Sup, Woolsey? Hey Carl. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh yeah? Well look, Woolsey, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress on the Gap Bridge. Then burası sadece şey. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. Alright. Ya, Woozy görevleri açılacak şimdi büyük ihtimalle. Cizi'nin kulübüne git deniliyor. Anlaşıldı. Şuraya şey yapıyorum, seviliyorum. Cizi'ye gitmeyelim. Daha. Beni arayan olacak mı? Arayan olmayacak. O zaman ben giderim. Üzerimi değiştiririm. Bir vale görevlerini yaparız. Vale görevlerini hiç yapmadım. O yüzden çok merak ediyorum neye benzeyecek. Nasıl bir şey yapacak. Bu araba sürekli burada doğacağı için orada kalacak sanırım. Burada. Aynen, bakın. Orada bir tane daha var. Rahat rahat istediğimizi yapabiliriz. Burada fotoğrafını çek. Bir var mı? Üzerimi değiştirdim, ondan sonra seveyim. Hadi bakalım bir vale şeyi. Gözlük, büyük bir şapkayla. Special. Vale uniform. Aynen, neden acaba? Ha yok, polis şey falan filan, o üniformaları kız arkadaşlar veriyor değil mi? DJ'nin sevgilileri veriyor.
İyi bakalım seçe. 56 bin dolarımız kaldı bak. 20 bin doları eve harcadık. Biraz bu evde değiştirelim üzerimiz, değil mi? Gerçekten çok klas bir şeyle benziyoruz şu an. Aa, ben sevilecektim. Dur, sevilecektim. Hadi bakalım. Hemen yanımızda school'da gösteriyor, ha ilginç yani. Hemen bu evin yanında. Demek ki harita bilgisi bir şeyi yerinde. E gidelim o zaman. Azıcık iş yapalım. Azıcık meslek öğrenelim. Ekonomiye katkı sağlayalım. Hep gangstercilik, hep çetecilik, hırkızlık. Bunlar olmaz. Biraz da yasal işler yapmamız gerekiyor. Biraz da insanın, yurttaşın halini anlamamız gerekiyor. Neredeydi lan bu yer? Neredeydi oğlum? Şey. Ha, şurası. Hocam gelin bakalım. Götürün bakalım şu arabayı. Sizler sizi. Park görevi. Hemen aldılar. Oğlum o benim lan. 3 aracı 2 dakikada park etmen lazım. Bekleyen arabayı başka bir görüyor. Araba benimdi zaten. Şerefsiz. Anladım, tamam, neyse. Hızlı davranan alır sanırım. Kendi arabamızı getirebiliyormuşuz. Onu da böylece öğrenmiş olduk. Gelsin lan artık. Araba gelsin abi. Araba o. Getirin arabanızı abi buraya. Hiç kimse gelmiyor. Gel, hayır gelmedi. Ha sen, o gelecek buraya. Onu öyle şey getiremiyoruz ya. Polis arabası mı? Ne yapıyoruz? Koydun benim arabam şerefsiz. Ne oluyor lan, ne lan? Kabul etmiyor. Şey mi olması lazım? Ha, sen bu arabayı alman gerekiyor diye mi göstermesi lazım acaba? Şu an yeni yeni öğreniyoruz her şeyi. Bazı şeyler öylece gidiyor. Tamam, yeni araba geldi. Dur bakalım bunu. Ha. Hey man, ain't you got a family to board? En kötü diyor. Bu aracı işaretli park yerine götür. Tamam. Hasar 45 diyor. Hasarı ben vermedim hocam. Kendileri aldı. 2 dakika içinde bunları yapmam çok da imkanlı değil yani. Bakalım bir şeyler yaparız ama düşünürüz. Park bonusu 9 saniye. Aa, donus şey veriyor, güzel. Ben kendi arabamı alacağım. Aa, oğlum çok iyi lan. Ben milleti şey kandırabilirim böylece. Bakın şimdi böyle böyle yapacağım. Dur hocam. İşaretli park yerine tabii ki götürürüm. Hem diğerlerini kandırıyorum. Ha, anladım. 53 saniye verdiler. Güzel. Bir tane daha park edeceğim. Sahibi bekleyen bir araç var. Onu birisi alacak ama. Yoksa... Evet, aldı. Tamam, gelir başka bir araç. Sıkıntı yok. Yani diğer araç şuraya takılmış zaten. Olay oymuş. Orada başlıyormuş. İlginç bir görev. Milleti kandırabileceğimiz ilginç bir görev. Kendi arabamı götürüp getirebilirim yani. Okey. Kendi kendimize bahşiş çıkarabiliyoruz. Oha! Hayır. Ehe. İşaretli park yerine götüreyim tabii ki. Tabii ki götüreyim. Ha, hasardan eksilen her şey saniye olarak geri dönüyor bize. Hani oraya götürüyorum. Hala 45, güzel. Hasar falan yok. 100 dolar bahşiş aldım.
Birinci park görevi geçildi. 4 aracı 2 dakikada park etmen lazım. Kolay iş ya, hiçbir şey yok. 45 saniye geliyor zaten böyle, 45. Do me a favor, take your shit somewhere. Ya üniformamı eleştiriyor ya. Ne kadar kötü bir üniforma diyor. Ulan ben mi tasarladım üniformayı? Güzel. Bir 50 saniyede buradan kazandık. 2 dakikayı biz artırıyoruz böyle. Otoparka geri dön. Ya da başka bir araç yoktur. Ben gelene kadar o aracı alırlar. O aracı aldılar. Fark ettim ben gelene kadar aldılar, evet. Evet öyle bir şey oldu. Yok burada ya. Biraz gel, gelin bir ya. Hah. Gel abicim, gel abicim. Gel abicim, ablacım. Gel ablacım. Gel ablacım. I'm overwhelmed by your manliness. Thanks. Senin adamlığın beni aşırdı kendimi diyor. Ne biçim bir cümleydi bu ya? I am overwhelmed by your manliness falan dedi. Ha, acaba düzgün park edince şey mi oluyor? Daha fazla mı bonus veriyor? Park bonusu, evet. Biz sonsuza kadar koşabildiğimiz için ve kaslı birisi olduğumuz için sahibi bekleyen aracı birisi alacak. Ha, kas azalıyor. Ha, benim bir şeyler yemem lazım. Doğru lan. Şey bitmeden bir şeyler yiyelim. Azıcık bir şeyler yiyelim ya. Ha bu arada arkadaşlar, bu dövüş hareketlerini falan şey diye öğrenmiyoruz. Yardımcı olsun diye öğrenmiyoruz. Dövüş hareketlerini öğrenmemizin tek sebebi %100 bitirmek için onları öğrenmemizin ihtiyaç duymamız. Ha, sıkı görünüyorsun dedi bu da. Gelen geçen kaslarımıza şey yapıyor. Dikkat ediyor. İyi o zaman. Doğru düzgün park edersek daha fazla şey alacağız ama yani alacağımız saniye bonusu da... Park bonusu 12 saniye. He. Okey, yani şey yaparsak 4 saniye alıyoruz. Sahibi bekleyen aracı park ederler bence. Aynen, başka bir görev de alır. Bir dakikanın üstünü tamamlayacağız. 2 dakikayla başlatıyorlar. Herkes buraya mı geliyor abi? Ne kadar dolu bir otelmiş burası. Whatever you say, dude. Now get lost. Benim kıçım gibi kokuyorsun dedi adamızın. Benim kıçım gibi terliyorsun dedi. Benim kıçım gibi kokuyorsun dedi. Çünkü kıçın hakkında hiç hoş düşüncelere sahip olmadık şu an. Giden oradan. $100 bahşiş alalım. Hadi bakalım. Burayı da arabalarla dolduruyoruz yavaş yavaş. Yani 5 aracı 2 dakika içine park etmen lazım. Acaba burayı tamamlayınca ne olacak? Arabanı sınırsız olarak park edebiliyoruz. Hayır! Ah be, yetişemedik. Şerefsiz. Hadi git bakalım. Ya zaten 50 saniye içinde bir şeyler oluyor. 50 saniye içinde bir şeyler buraya geliyor. Arabalar buraya gelip park ediyor. Yani 50 saniye geçmeden biz bir diğer aracı park etmiş oluyoruz zaten. Sen kıyafet giymiyorsun ki şu an diyor. Yani giysi de değil ki senin giydiğini falan diyor ya. Ne kadar şey ya, insanlar ne kadar bu kadar... Yargılıyorlar, şey yapıyorlar falan. İlginç yani. ...11 saniye aldık. Dün yokun yine 2 dakikanın üstüne çıkıyoruz. 50 saniye geçmeden bir şeyler oluyor. Banko... Hadi CJ, hadi CJ, hadi... Aracı alırlar, o aracı alırlar, o aracı alırlar. Demin. Taş. Senin de araban kötü kardeşim. Sizin de arabanız kötü ya. Araba mı lan bu? Ben ne arabalarla dolaşıyorum ya? Yapalım hocam, bunu şey yapalım. Kaç tane araba park edeceğiz ya? İşte bir olay yok abi, sürekli araba park edip duruyoruz ya. İnşallah sonuncudur bu. Azıcık. Azıcık vurmuş olabiliriz arabayı. $100, bir an çok da vermiyor. $100 veriyor, $200 veriyor, $300 veriyor. Oğlum vale göreviydi, gerekliydi herhalde vale görevleri ya. Yanlış hatırlamıyorum, dur.
Ver bakalım hanımefendi. Aa, bu laf etmedi, çok ilginç. Uygar bir insanmış. İşaretli park yerine götür. ...13 saniye verdiler ya. 58 saniye aldık ha. Acaba en sonunda 1 dakikanın üstünde mi tamamlayacağız? Aracı yetişemem. E lan! Uzak dur! Yetiştim ulan! En uzak köşesine ya. Ben düz ileri park edebiliyor sandım. Yatay. Tamam. Okey, güzel. Hiç düşünmüyordum ben o şekilde gireceğimiz oraya. Oha! Şeyler geldi. Haber ajansı geldi. Haberciler geldi. Habercilerin şeyini... Sen neden geliyorsun ki buraya? Sen gelme zaten buraya. Lan şimdi 3 dakikanın üzerine çıkabiliriz. Yine dik bir şekilde park etmezsek, 45 derece açıyla park etmezsek, arabaların park etmesi de azıcık, yani döndürmesi falan da azıcık. 300 dolar bahşiş aldık. 3. park görevi geçildi. 5. kadar çıkacak mıyız abi? 6 aracı 2 dakikada park etmen lazım. Anladım. Bir tamam deseniz ya acaba. Ya sen çok çalıştın, hadi emekli ol bakayım. Tamam. Sahibi bekleyen bir araç var. Aldık bak, gece gündüz demeden çalışıyoruz ha. Ezerim ha. Acımam, ezerim. Gidersek belki yetişiriz, yetişemeyeceğiz ama yetişemeyeceğiz gibi hissediyorum. Yetişemeyecekmişiz gibi hissediyorum. Ulan aracı gelmezse. Yetişeceğiz, yetişeceğiz. Yetiştik gerçekten ha. Belli bir loop'ta şey yaptığımız zaman her türlü kurtarıyoruz. Koş bakalım, koş CJ, koş! Koş sonraki araca, ah be, yetişemedik sonraki araca. Yetişemeyiz ona, imkanı yok, yetişemeyiz, almışlardır aynen. Neyse, 3 dakikanın üzerine erken çıkarız en azından. Gelin ulan, gel park et. Gel gel, buraya gel. Bütün araçlarınızı garajda park ediyoruz. Başka yerde yaşıyorsunuz, yaşamıyorsunuz, umurumuzda değil. Biz bütün araçlarınızı garaja park ediyoruz. Siz buraya koyuyorsunuz, bizi garaja götürüyoruz. Artık böyle bir dünya. Garaj dünyası böyle bir dünya. Sürücülerin ve parkçıların, valilerin acımasızlıklarıyla dolu bir dünya ve kaybettik şey. ...52 saniye kazandık. 3 dakikaya çıktık. Hocam bak, hadi bakalım. Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Ben. Ben ama onlar alacak araba. Bence... Aynen bebeğim, aynen. Gel bakayım sen. Üstüne bahşiş falan da vermiyorlar. Sadece zaman veriyorlar. Ulan zaten... Yapmam imkansız, kaybetmem imkansız ki bu görevi. Sürekli araç geliyor, bir şey oluyor. Nedir abi, 3 dakikanın üzerinde çık. 3 dakikanın üzerinde de tamamlarız ah. Aracı alırlar. Polis gel abi, gel gel gel, buraya gel. İstasyon sana göre değildir, gel aracı buraya alalım. Otele koyarız senin aracı da, güvenli durur. Duruyor orada. Işıkları falan bekliyor. Ben şurada yolu buldum, oradaki yoldan gidiyorum.
Go away, lady. Efsize benziyorsun dedi ya. Manyağa bak, efsize benziyorsun dedi ya. Abi manyak mı? Ne yapıyorsunuz siz ya? Biraz saçma bir sistem bu ya. Hadi bakalım. Şöyle koyarsak. 12 saniye. Kapıyı açık bırakacağım. Bana ne? Otoparka girdin. Ah be yetişeyim. Kimiyiz onu? Araçlar kaldı zaten. Bir şekilde. Sensini çekilir şuradan. İtfaiye gelir. Ambulans gelir. Bir şey gelir. Sen çok yazık sana ya. Sana gerçekten çok yazık ya. Acıyorum sana. Getir. Getirir abicim getir. Getir aracı getir. Götürelim biz oraya. Garaj her daim aç. Garajımız her daim yeni. Ulu garaj her daim yeni arabalara aç. Bunu beslememiz gerekiyor. Şey yapmamız gerekiyor. Park görevlisini öldürdüğün için 20 saniye ceza verildi. Öldürürüm lan ben bunların hepsini o zaman. Eksi 20 saniye ceza vermişler. Park görevlisini öldürdüğüm için. Hepsini öldürebilirdim o zaman. 7 aracı 2 dakikada park etmen lazım. Ey yeter be. Gaz azaldı. Kimse almayacak, ben alıyorum bunu. Döverim sizi. Bak arabayı da ittirim, sizi de ittirim. Müşteriyi öldürdüğünüz anda 30 saniye şey yapıyorsun. Ben bunları öldürürsem 20 saniyenin telafi ederim ha. Yeni çalışan almadıkları sürece. Arabalarda ittire ittire giderim diyeceğim ama yok, o araba alınır. O araba alınır. Acaba kaç şey var şimdi? Onu birisi aldı şu an. Yok, hala 3 çalışan, evet. Değişmiyor. Öldürsem de öldürmesem de bunlar yeniden doğuyor, bir şey yapıyor. Gel bakalım abicim, getir kötü kötü arabanı. Ulan arabanın arkasında... Devrimin diyor, senin gibi... Devrim hareketinin senin gibi kaslı... kardeşlerimize ihtiyacı var. Daha ilgilenmiyorum ki. Yetişemeyeceğim. Otoparka geri dönemem ne yazık ki, ona yetişemeyeceğim. Tabii bekleyen bir araç gitti, alındı o araç. O araç şu an orada. Atıl. Gel bakalım abicim. Gel bakalım. Bunları götürüp duruyoruz. Hadi bakalım, azıcık da bir para kazandık. Para kazanıyoruz. Çok da bir işimize yaramıyor ama. Orada bir araç belirmezse, gittiğimizi belirirse, hayır, hayır. Başka bir görevler. Kapı açık gidiyor. Kapı açık gidiyor da bir deyim olması lazım. Kapısı açık gidiyor bu adam ya. Ne yapıyor bu oğlum ya? Ne yapıyor bu? Sen ne yapıyor ya hayatında? Kapısı açık gidiyor ya. Bazı şeyleri anlayabiliyorum. Anlayamıyormuş. Anladığımı sanmışım. Abi benim arabamın kapısı da çıkmış aslında. O yüzden anlayamıyormuşum. Artık garajda nerelere park edeceğimi anlıyorum diyecektim. Kesinlikle anlamıyormuşum. Orada bir araba belirecek. Bu arabayı kaçıracağız. Bu araba kaçacak. Eğer ışıklar yanmadıysa. Her yandı ama... Onu alırlar, evet. Gel. Polis abi gel. Memur bey gel. Aracı götürelim biz sizin. Sol taraf tek görevli aldı. Güzel lan, sevindim onun için. Çalışmış oldu. Tramvayı da getir, tramvayı da. Onu da götürürüz. Azıcık. Evet yolu be. Önünden tren geçiyor ya. Lan bak bu... Araç hasar... Azıcık yıkan diyor ya. Oğlum ne yıkanması lan? Yıkanma yok ki oyunda. Biz
Allah'tan öldürmedik. Hasar 45 diyor. Yani benim verdiğim bir hasar yok. Ha işte şunu şöyle yapacağız. Ben şuraya park edeceğiz sandım geçen defa ve o azıcık canımızı yaktı. 2 araç kaldı. Hadi 2 araç sonra bitsin be. Bu ne be? Kumbayı döverim. İnandı ve karşı dövüklemeyi düşünerek karşı dövmezdim. Oyun izin vermeyecekti. Gördüğüm zaman 20 saniye ceza yiyorum. Aynen bir araba kaldı. Hadi be. Alamayız. Onu alamayız. Şöyle bir Monster Truck park etsek sonuncusunda. Sahibi bekleyen bir araç var. Anladım. Biraz daha su içeyim ya. Aha geliyor. Aha bir şey geldi. Yine Monster Truck gelmedi ama. Get a good look, you snitch. Bir araba geldi. Kocaman bir araba geldi. Çok görmediğimiz buralarda. Başka bir arabaya çarptık ama hiç hasar almadık gördüğünüz gibi. O yüzden böyle bir araba bu da. Duvara mı çarptı az önce? Gidemeyeceksin ulan. Ah! Ooo! Devre mülk geldi bana. Otel geldi lan. 2000 dolar. Tamam para kazandıracak. Düzeni toplamaya tek dikkat et. Tabii tabii tabii. Tabii ki. Öl şerefsiz. Öl. Alacağım lan bu arabayı. Anladım. Anahtarı verdikten sonra tabii ki arabayı çalıştıramıyoruz, edemiyoruz. Evet. Bir görev yapayım ya. Görev yapayım. Bir cizi şey yapalım yani. Bir cizdirelim. Bir de cizdirelim. Ya. Bunu da alacağım lan. Hadi bakayım. Hadi bakalım bunu da aldım. Şerefsizler sizi. Cizin oraya gideceğiz. Ciz nerede? Cizi ta. Zero alıp bir görev mi yapsak acaba? Diye düşünmüyorum. Zero alıp bir görev yapalım. Ya da görevler de pahalı. Bir dönüp sevleyelim abi. Bir dönüp sevleyelim. Sevleyelim sonra üzerimizi değiştirelim. Ondan sonra cizinin yanına gidelim. Bir daha üstümüzü değiştirmemize gerek kalmayacak. O yüzden böyle bir şey bu da. Ara sokakmış. Ara sokaklarda ilgimi çekmiyor değil yani. Bayağı çekiyor ama. Şu an. Bakalım. Bir yandan da şeyi bekliyorum. Cesar Vialpando'nun aramasını bekliyorum. Bak hocam. Böyle bir iş fırsatı var. Gel bunu da yapalım diye. Normalde aklımda o vardı. Ha, ondan bir görev yaparız. School'u bitiririz. Ondan sonra onlarla bir görev yapar, devam ederiz diye. Ama sanırım önce Cizi'yi falan filan halletmemiz gerekecek. İntikamımızı almamız gerekecek. Yanlış yaptık. Buraya gideceğiz. Diğer eve gidip üstünü değiştireceğiz. Şehrin öbür ucuna gideceğiz gerçekten Cizi için. Ay oradayken arabayı da alırız be. Arabamız da var. Hızlı hızlı gider, hızlı hızlı gideriz. Aynen. Bu arabayı boşuna mı şey yaptık şimdi orada biz? Boşuna mı kazandık yani? Mis gibi enfes. Ben bir çıkarırsak acaba şey olur mu? Üzerimizdeki kıyafeti çıkarırsak şey mi kalacağız? Çıkar. Special. Ah! Harika. Hiç gerek kalmadı. Aynen böyle iyi. Böyle iyiyiz burada. Artık sonrakinde çöle indiğimizde bir şeyler yaparız. Çölde kaç görev yapacaktık onu. Reis. Böyle sevleyelim. Nerede sevimiz ha?
Enfes mekan ya, enfes mekan. Biz ki paramızla kazandık. Bundan sonra böyle dönüp dönüp para kazanırız. Ben şey evet. Hey Caesar. Yok teşekkürler. Böyle dönüp dönüp para kazanacağız bundan sonra. Yağmur efektine bak. Arabanın üstündeki. Süper GT mi almışız biz şu an? Şöyle verim acaba. Neresi? Happy Plums. Wholesale Foods. Bomboş bir mekan. İnsan bakıyor, dalıyor, böyle şeyler gözü takılıyor. Yani gizem avcısı olmamı sağlayan şeylerden birisi bu ise. Süper GT gerçekten Süper GT'ymiş ya. Oy, mis gibi, mis gibi, mis, mis, mis. Oho, harikaydı az önceki. Harika bir deneyimdi az önceki. Keşke kırmızı ışıktan uçsaydık. Çarpacağız. Kesin zaten. Çarpacağımız kesindi. Oho! Bayılıyorum böyle şeylere ya. Aşağı inmemiz gerekiyor zaten. İnşallah bu arabayla. Hangi görevdi bu ya? Dizi. Anladım. Anladım. Çarşaflar, ceketler. Anladım. Diri, güzel hocam. Hocam ben işçiniz olarak geldim. It's all about you, player. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. Aynen öyle. I'm offering my services. Aynen öyle. Naçizane hizmetlerimizi sunarız. 140 adresi olarak. Bir görevi yolla hocam. Söyle bakalım. Aha. Söyle bakalım. Entelektüel misin? Anladım. Bir gidin bakalım. Aha. Hocam gözlerin çok kapalı. Aha. Gözlerini çok kısıyorsun. Bence çok sağlıklı değil. Birilerini döveceğim. Tamam. Hadi bakalım. Valla arkadan güvenlik görevlisi geliyor böyle kel şey iri yarı bir herif. Wait up, Mr. C to the J. See that pretty young thing in my car? Drop her off at the hotel downtown. Use my car phone and give me a ring a ding when you're done. And watch the rims, player. Treat that baby like the Pope mobile. Anladım. Şöyle bir şeyim var mı? Aynen şu var. Şunu kullanırız biz. Sermayeyi şehir merkezine bırak. Anlaşıldı. Çünkü sermaye oyunları yapacağız. Gerçekten de kaslı kollarım var. Aha. Bizi geçiştiriyor sadece. Ama sanırım CJ burada kendi sevgililerine söyledikleri şeyleri de söylüyor. Yani sadece öylece geçiştirmek için falan söylüyor. Aa öyle mi? Gerçekten mi? Ha iyiymiş falan gibisinden. Gerçekten özen, enerji ve orijinallik dolu cümlelerle insanların hayatını şenlendirmeye devam ediyor. Burası otel değil lan. Burası... Zombi laboratuvarı yani. Later, görüşürüz. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Church.
got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player been trying to peel my hoes over in Hashberry. Now one of my girls over there just eyeballed the pun. Anladım. I want you to get your ass over there and ice that pretender. Hallederiz. Hashberry'deki züppeyi öldür. Züppe, züppe ne demek acaba tam olarak? Öldürürüz ama yaparız. Ne ki? Ölüm ne ki? Yaşam ne ki? Bunlar basit kavramlar. Bunların üstesinden gelinebilecek şeyler. Bunlara çok dert etmemek lazım. Kapı mı çalındı acaba diye bir dinledim. Çalınmadı. Güzel. Ara sıra bir şey oluyor yani böyle bir videodayken insanlar arıyor, kapılar çalınıyor. Ama videodayken. Here comes my player. Now you in real trouble. Man, I ain't got time for you. Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about. Hocam, hallettik. Biz engellerimizi eze eze ilerleriz. No, I did not. Öyle mi? Now to the real deal. Aha. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there, nose around. Find out what's going on. Cizinin sermayesini kuru, anlaşıldı. Sermayeler, yatırımlar. Bunlarla ilgileniyoruz bu arada. Biz de zamanımızda yapmıştık yani bu işleri. O yüzden biliriz neler olacağını, işleri nasıl yürüdüğünü. Aa ulan evet, biz bu şekilde para kazanabiliyoruz. Sürüş tecrübesi artmış. Sürüş tecrübesi artık yeterince arttı sanırım. Rahat rahat bir şeyler yapabiliriz. Şuradan devam edeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Yola gelirken tren çarpmaz da. Azıcık kötü olur çarparsa. Belki saldırganı da öldürür. Batmobile geri dön. Dönelim bakalım. Evet Cizi. Ne oldu hocam? Anladım. Anladım. Halledelim o zaman. İşten ayrılmak isteyen birisiyle bir iletişimimiz olacak. İlginç bir çözüm tarzımız olacak. Bakalım. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı dediğimiz olaya bak. Polis edeceğiz diye korktum ya. Polis edeceğiz diye çok korktum ya. Neyse. Her şey çarpacak diye çok korktum. Tramvay çarpacak diye çok korktum. Gerçekten böyle şeyler, trenin çarpması, tramvayın çarpması artık şey olmuş durumda. Dramatik bir durum yani. Aha. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments so I may better gaze upon thy corruption. Anladım. Get us out of here before the devil's right hand snatches this poor girl from salvation. Right away, your evangelical holiness. Hocam geldi geldi, şeytan geldi, şeytan uğursuz eli geldi.
Kaç buradan sadece şu an. Ya değil mi? Frame rate bu kadar yüksek olunca şey yapamıyorsun. Sola mı gideceksin? Sola gideceksin. Yes! Oo. Atlayacağız diye ödüm koktu. Hallettim hocam. Çok korktum ya. Anladım. Arabalar ateşin içine girmek hiç çekilmiyor. Yok yok, teşekkürler. Ben evime gideceğim, save'leyeceğim. Oradan da halletmiş olacağız. Yok 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 yok. Memur beyler, yok öyle öyle bir şey yok yani. Ben save'leyeceğim. Ondan sonra zaten siz beni aramayacaksınız. Yok, yapmanıza gerek yok. Evet, bir tane peder birkaç tane insan öldürdükten sonra normal. Tabii arada da çeşitli atılımlara, girişimlere girdiğim için çok normal bu tarz şeyler. Memur beylerin peşimden gelmesi, ama hepsi aslında çözülecek durumlar. Çözülmeyecek durumlar değiller. O yüzden öyle bir şey yapabiliriz. Oh boy. Merhaba Wuzi. Hey, if you got some time, I'd like for you to come over so we can talk about something. Yeah, okay. Where you at? I own a little betting shop in Chinatown. Aha. Just come round and polis öylece elinde tabancayla dolaşıyor. It's a plan, man. Later. O zaman bir daha seveyim. Buzi'yi de açtık, güzel. Daha fazla görevimiz oldu artık. Ha. Oh, mis gibi. Ve evet değerli ahbaplarım, sizlere bir kez daha bu güzel istasyonun görüntüsüyle veda edeyim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ben aynen devam edeceğim, video çekmeye bir bölüm daha gelecek sizler için. Beğenileriniz için, yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Açıklamalarda bir takım başlıklar görebilirsiniz. Dikkatinizi çekecek, ilginizi çekilecek olan onlara da bakmayı ihmal etmeyin. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bye bye.